Sevgili Herkese hocalarım, selamlar. kıymetli katılımcılar, Bilge Tonyuk Salonu'ndaki sempozyumumuzun 8. oturumunu açıyorum. Bu oturumda ilk konuşmacımız Profesör Doktor Erdoğan Uygur. Bize Türkçenin söz varlığında Fransız dilinin etkisi üzerine bir araştırma başlıklı bildiri sunacaktır. Erdoğan Hocam buyurun, söz sizde. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Sayın Başkan, Sayın Katılımcılar, Sayın Dinleyiciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başkanın söylediği üzere benim bildirimin başlığı Türkçenin söz varlığında Fransız dilinin etkisi üzerine bir araştırma. Evet, Fransızlarla Türkler arasındaki ilk resmi temaslar 16. yüzyılın ilk çeyreğinde başlamıştır. Ticaret, kültür ve diplomasi çerçevesinde Batı ile temasların başlamasıyla birlikte Fransa vatandaşlarına bir takım ticari ayrıcalıklar verilmiş. Bu ayrıcalıklar siyasal ve kültürel ilişkilerin yoğunlaşmasına sebep olmuş. Dolayısıyla Fransa ile her bakımdan yakın ilişki kurmak başlıca amaç olmuştur. Avrupa'yı hayat tarzının benimsenmesi olarak görülen bu durum, tarihi süreç içerisinde Lale Devri ile yoğunlaşan kültürel bir etkiye maruz kalmanın da yollarını açmıştır. 19. yüzyıla gelindiğinde gerileme sürecini durdurmak, Osmanlı Devleti'nde tabii, Avrupa devletlerinin seviyesine çıkmak ve onlarla rekabet edebilmek için Tanzimat Fermanı ilan edilmiştir 1839'da. Tanzimat'ın ilanı ile birlikte Fransız etkisi daha yoğun hissedilmeye başlanmıştır. Reformların etkisiyle Fransız dilinin ve kültürünün revaçta olması, Türkçe aleyhine olacak bir sürecin de önünü açmıştır. Bu dilden gerek ihtiyaçtan gerekse taklitçi bir anlayıştan kaynaklanan ödünç kelimeler alınması neticesinde eğitimden ekonomiye, askeriyeden teknolojiye ve sosyal hayata kadar her alandan 5000 civarında kelime Türkçe'ye girmiştir. Fransız dili Batı'ya ait kavramların açıklanmasında Türkçenin söz varlığına katkı sağlamış olmakla birlikte tavır ve davranışlarda başkalaşmanın, yabancılaşmanın önünü açan bir olumsuzluk olarak Türk toplumunu başka bir kültür evreniyle karşı karşıya bırakacak boyutlara gelmiştir. Yeniden yapılanma çerçevesinde ordunun yenilenmesi, Batı teknolojisinin uyarlanması ve modern bilimlerin öğrenilmesi ile ilgili düzenlemelerde dolayısıyla Fransız etkisi gözle görülür şekilde baskın olmuştur. Çünkü Osmanlı Devleti'nin nezdinde Fransa sanayileşmesini başarılı bir şekilde sürdüren, dil, kültür ve edebiyatta zirveye ulaşmış, model alınması gereken bir ülke pozisyonundadır. Tanzimat'ın ilk döneminde batılılaşma hareketinin devlet tarafından yönetildiği görülmektedir. Bu bağlamda Rönesans'ın ve aydınlanma döneminin izlerini sürme düşüncesiyle belirli bir program çerçevesinde yüksek tahsil için Avrupa'nın çeşitli ülkelerine öğrenci gönderilmesi uygulamaya konulmuş ve çok sayıda öğrenci Almanya, İngiltere, İtalya ve özellikle Fransa'daki üniversitelere yönlendirilmiştir. Avrupa'ya gönderilen öğrenciler bulundukları ülkenin düşünce yapısından, dilinden, kültüründen etkilenmişler ve dönüşlerinde bunu bir hayat tarzı olarak topluma uyarlamaya çalışmışlardır. Modernleşme ve batılılaşma çabaları için her bakımdan Fransa örnek alınmıştır. Dilde, giyim kuşamda, tavır ve davranışlarda kendini gösteren bu öykünme, Batı'dan çok farklı gelenek ve görüneklere sahip Türk toplumu nezdinde belirsizliğe yol açmıştır. Öte yandan payitahttaki entelektüel çevrenin Fransa ile temasının giderek artması, farklı bir görgü bağlamında davranışlara yansımış bu kesimdeki tavır ve eda, Frank usulü bir modaya dönüşmüştür. Bu kesim pera, yani Beyoğlu'da yoğunlaşan yabancılarla irtibat halinde olan yeni bir sosyal tabakayı meydana getirmiştir. Bu tabaka zamanla genişleme eğilimine girmiştir
tabiatıyla dilde ve kültürde yabancılaşma ağırlıklı olarak Pera merkezli olmuş ve İstanbul bundan olumsuz etkilenmiştir. Bu olumsuz gidişatın yanı sıra bazı yayın organları aracılığıyla özendirilen alafranga hayat tarzına merak gösteren varlıklı aileler çocuklarının batılı tarzda yetişmesi için yabancı mürebbiyeler istihdam etmeye başlamışlardır. Dönemin lingua francası olan Fransızca, yüzü batıya dönük her ailenin öğrenmeye çalıştığı bir dil olmuştur. Bu moda, kültürel arayış çabalarının tortusu olarak çok sayıda Fransızca sözcüğün Türk diline dahil olmasına zemin hazırlamış ve Arapça, Farsçadan sonra Fransızca da Türkçe'ye yoğun bir şekilde nüfuz etmeye başlamıştır. Fransız edebiyatından yapılan çevirilerle birlikte 2. Mahmut döneminde Fransızca yayınlanan Le Moniteur Ottoman adlı haftalık yarı resmi gazetenin de ödünç kelime girişinde önemli payı olmuştur diyebiliriz. 1855'ten itibaren ise Fransız Büyükelçi Edouard Antoine Touvenel'in faaliyetleri sonucunda İstanbul'da Fransız devrinin Osmanlı yönetimi tarafından kabul görmesi Fransızcanın Türkçe'ye nüfuz etmesini daha da kolaylaştıran iklimi oluşturmuştur. Bu öykünmenin doğal sonucu olarak bir takım alafranga adetin yanı sıra çok sayıda ödünç kelime ve deyim hatta atasözü Türk diline yerleşmiştir. Evet, bu etkiden bahsedeceğim şimdi. Fransızca ile Türkçe arasında şüphesiz bir etkileşim söz konusu olmuştur. Ancak süreç içerisinde kelime alışverişi Türkçe aleyhine bir durum arz etmiştir. Öyle ki 18. yüzyıldan itibaren Türkçe'ye nüfuz etmeye başlayan Fransızca kelimelerin sayısı Tanzimat ruhunun geniş yayılımı ile karakterize edilen 19. yüzyılın ikinci yarısında giderek artmış ve kısa sürede askeri, siyasi, ticari ve kültürel alanlarda kullanıma girmiştir. Türkçeden Fransızca'ya geçen 50-60 kelimeye karşılık Fransızcadan Türkçe'ye 5000 civarında kelime geçişi söz konusu olmuştur. Az önce sıraladığımız alanlar ekonomi, teknoloji, askeriye, sağlık, siyaset, kültür ve günlük hayata dair bu kelimelerin günümüzde bir kısmının karşılığı olmasına rağmen yine de Fransızcası sıklıkla tercih edilmekte, Türkçenin söz varlığı içinde yadırganmadan varlığını sürdürmekte, hatta dilin doğal parçası olarak kabul görmektedir. Bu çerçevede günlük hayatta sık kullanılan Fransızca kelimelerin bir kısmını şöyle sıralamak mümkündür. Burayı paylaşmak istiyorum ben sayın hocalarım. Bunu nasıl yapacağım? Şöyle yapacağım. Şu şekilde. Evet, şu anda ekranda göründü mü? Görünüyor Erdoğan Hocam. Heh, tamam. Hocam, bu bağlamda günlük hayatta sık karşılaşılan Fransızca kelimelerin bir kısmını şöyle sıralamak mümkündür dedik. Alfabenin hemen hemen bütün harfleriyle Fransızca kelime görmek, bulmak mümkün burada. Adaptör, bunlar günlük hayatımızda çok yoğun kullandığımız her kesimden insanın, her yaştan insanın kullandığı kelimeler. Bunların seçimine özen gösterdim, dikkat ettim. Adaptör, akademisyen, aktif, alkol, alyans, artist, B harfiyle bisküvi, bisiklet, C harfiyle ceket. Tabii pek çok var ama sadece bir iki örnekle yetinmek durumunda kaldım. Ceket. D harfiyle dantel, despot, diplomat, direksiyon, egoist, ekran, entelektüel, etiket, fermuar, film, garson, gardiyan, hoparlör, illüzyon, jilet, jimnastik, jüri, kolye, komiser, lastik, manto, maske, metal, metro, mikrofon, müze, müzik, müzisyen, noter, omlet, otobüs, otomobil, östrojen, palto, pantolon, park, patron, pijama, pratik, radyo, reklam, rektör, restoran. Yani
günlük yaşamımızın her aşamasında bunları görmek mümkün. Her mekanında bu kelimeleri görmemiz mümkün. Sinema, şef, şoför, taksi, telefon, televizyon, tren, ultimatum, üniversite, vantilatör, veteriner, zoolog gibi. Hatta biraz daha ileri giderek sayın hocalarım, bir metin okumak istiyorum. Kısa bir metin. Benzer bir şekilde önemli bir kısmının günlük hayatta kullanıldığı Fransızca kelimelerden oluşan aşağıdaki metin, Fransızcanın Türkçenin söz varlığındaki yerini belirgin bir şekilde göstermektedir. Evet, bu koyu kelimeler tamamen Fransızca kelimeler ama bizim yaşantımızın, hayatımızın içerisinde hiç yadırganmadan varlığını sürdüren kelimeler. Üniversite, rektör, profesör ve asistanlarına hemen her gün rastladığımız bulvarın üzerinde fakülte, enstitü, akademi, sinema, pasaj, butik, şarküteri, parfümleri, büro ve konfeksiyon mağazaları var. Kaloriferli ve asansörlü betonarme apartmanların teras ve balkonlarından silo, baraj, botanik parkı ve toptancı hali görülüyor. Panorama fevkalade. Motosikletli trafik polisi ekipleri başlarında komiserler olduğu halde kamyonlarla kamyonetleri kontrol ediyorlar. Civardaki kooperatif evleri oldukça konforlu. İyi dekore edilmiş bu evlerin antresindeki portmantoya mantonuzu asıp koridordan geçerek parke döşeli salona girersiniz. Burada tül perdeler, maroken koltuklar, tabureler, şezlong, tablo, biblo, kristal, abajur, ampul, büfe, etajer, şömine, portatif, radyo, vantilatör ve radyatörler var. Metin tabii burada bitmiyor, devam ediyor. Uzun bir metin. Beynun Akyavaş hocamızın bir çalışmasıydı bu. Oradan ben aldım. Beynun Akyavaş, onu hayırla yad ediyorum. Türk dilinde Fransızca kelimelerin giderek artması ve cümleler halinde yer almaya başlaması, keza alafranga yaşam tarzının topluma benimsetilmeye çalışılması ve bunun sebep olduğu gülünç durumlar veya facia gibi sahipler bu tür bir batılılaşma anlayışının bir problem olarak ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu durum sosyal bir sorun olarak bazı yazarlar tarafından edebi ürünlerde eleştiri konusu olmuştur. Evet, bu eleştiri konusu eden yazarlardan başlıcası Ahmet Mithat Efendi. Bu bakımdan Ahmet Mithat Efendi'nin Felahattin Bey ile Rakım Efendi ve Recaizade Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Şık ve Şıp Sevdi gibi eserleri alafranga hayat tarzından veya buna öykünen şahsiyetlerden örnekler vererek dilde yabancılaşmanın ciddi bir kimlik bunalımına ve kültürel yozlaşmaya evrileceği tehlikesine dikkat çekmişlerdir. Zamanımın biraz azaldığını fark ediyorum. Hızlıca, tabii pek çok örnek var. Özellikle Araba Sevdası'nda çok çok sayıda cümleler halinde, karşılıklı diyaloglar halinde örnekler var. Bunu Araba Sevdası romanında rahatlıkla görebiliriz. Tabii bir etkileşimden söz etmiştik başta. Türkçenin de Fransızca etkisi olmuştur. Fakat nasıl bir etki bu? Bunu da şöyle söyleyebiliriz. Sınırlı bir etki söz konusu. Fransız dilinde önemli bir kısmı Arapça ve Farsça kökenli olmak üzere yaklaşık 50-60 kadar Türkçe kelimenin varlığından söz ettik. Bunlar arasında şu örnekleri verebiliriz. Başı bozuk, bahşiş, bergamot, bey, kafe, kayık. Bunların hepsini ben Fransız Akademisi'nin lügatinden, etimolojik lügatinden kontrol ederek buraya aktardım. Hakikaten Türkçe aracılığıyla mı geçmiş? Ve evet, bu söylediklerimin hepsi Türkçe aracılığıyla geçmiş Fransızca'ya. Bir kısmı Farsça, bir kısmı Arapça olmak üzere. Ve bir kısmı da doğrudan Türkçe olmak üzere ama az sayıda. Kayık, kazak, bildiğimiz süveter anlamındaki kazak, kavyar, şakal, şagren, karavaş, gavur, janisser, yeniçeri anlamında, kebap, şiş kebap, kiosk, paşa, pilav, sancak, seray,
çarşaf, tülip, türbe, yaurt, yatagan veya atagan kelimelerini örnek olarak vermek mümkündür. Bu kelimeler genellikle 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'ne gelen seyyahların kaleme aldığı seyahatnameler aracılığıyla Fransızca geçmiştir. Fakat Türkçe kelimelerden ziyade Türklerle ilgili özellikle bazı deyimler dikkat çekicidir. Bunların bir kısmı olumlu olmakla birlikte olumsuz deyimlerin sayısı daha fazladır. Burayı da ben yine sizlerle paylaşmak istiyorum sayın hocalarım. Şöyle. Evet, bunların bir kısmı olumlu olmakla birlikte olumsuz deyimlerin sayısı daha fazladır. Fok, kom, ön, Türk, Türk gibi güçlü. Tetlö, Türk, günah keçisi. Bunların ne şekilde ortaya çıktığıyla ilgili de zaman olursa bilgi verebilirim. Önvre, Türk, merhametsiz anlamında. Ayla, Türk, ölçüsüz davranma veya Türk'e özgü anlamında. Füme, kom, ön, Türk, çok sigara içen insanlar için söylenen bir deyim. Füme, kom, ön, Türk, çok sigara içmek. Ruj, dandrinok, Edirne kırmızısı veya ruj, Türk, parlak kırmızı. Türkuaz, Türk mavisi. Le bonnet, Türk, le nœud de tête, Türk, denizcilikte bir düğüm atma çeşidi. Trete, kelken, ala, Türk. Evet, bu da çok ilginç. Birle, Türk gibi muamele etmek, yani Türk'ün muamele ettiği gibi muamele etmek, kötü davranmak anlamında. Böyle olumsuz ifadeler var. Hatta Foch, Komün, Türk, Türk gibi güçlü deyimi bile ilk bakışta olumlu görünmesine rağmen gerçekte kabalığa, kaba kuvvete atıf yapıyor, gönderme yapan bir anlam içeriyor. Dolayısıyla bu da yine olumsuz bir anlama sahip. Evet, doğru hocam, süremiz tamamlandı. Toparlayabilirsek. Hocam şöyle son şeyi okuyayım o zaman size. Bu kelimeler Türkçenin içerisinde varlığını sürdürüyor. Aşağı yukarı 5000 kelime. Günlük hayatımız, yani her alanda varlığını sürdürüyor bu kelimeler. Bu kelimeleri artık dilimizden atmak, bir çırpıda çıkartıp atmak mümkün değil. Ama tedricen, yani gitgide yavaş yavaş süreç içerisinde onları da kullanımdan düşürmek gerektiğine ben inanıyorum. Bununla birlikte mevcut Fransızca vesaire yabancı kelimelerin bir çırpıda dilden ayıklanması mümkün değildir. Bu kelimeler artık Türkçenin söz varlığına ait görünse de uzun bir zaman diliminde bunların yerine Türkçelerini türetmek ve işlerlik kazandırmak gerekmektedir. Öte yandan günümüzde yapılması gereken ise ödünç kelime almak yerine Türkçenin zengin yapım eklerinden yararlanarak henüz ödünç alma eylemi gerçekleşmeden veya yabancı kelime alışkanlıklar manzumesine eklenmeden kurala uygun kelimeler türetmek olmalıdır. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum değerli hocalarım. Evet, Erdoğan Uygur hocama biz de teşekkür ediyoruz. Fazla sözü uzatmadan ikinci konuşmacımıza geçmek istiyorum. Profesör Doktor Erdoğan Boz hocamız, Rumence-Türkçe dil ilişkileri başlıklı bir bildiri sunacaktır. Erdoğan Boz hocam, buyurun. Sesinizi açarsanız. Erdoğan hocam, sesinizi açarsanız. Şimdi açtım sesimi çünkü paylaşırken görünmüyordu. Tamam, evet. Şimdi geliyor. Değerli başkan, değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Az önce bildiri sunan Erdoğan Uygur hocama da şöyle bir katkıda bulunmak isterim. Biz Türk Dil Kurumu'nun yapmış olduğu bir çalışma grubu veya oluşturduğu çalışma grubu içerisinde Türkçe'de Batı kökenli kelimeler sözünü hazırladık İzmir'de geniş bir ekiple. Şu anda kurum başkanı olan hocamızla birlikte. Dediğiniz gibi bu sözlükte oldukça fazla Fransızca kelimeler vardı ve en çok da Fransızca vardı. Sanıldığı gibi bugünkü ortamda sanki daha çok İngilizce varmış gibi gözükse bile
Aslında bu kelimelerin çoğunun Fransızca olduğunu biliyoruz. Kurum bu sözü yayınladı. Aynı zamanda internet üzerinde çevrimci de var. İstifade edilebilir. Güzel bir sözlük olmuştu. Peki ben bu girişten sonra kendi konu başlığıma dönmek istiyorum. Rumence-Türkçe dil ilişkileri. Bir dakika, bunu nasıl ilerleteceğim ben? Ha, şöyle gidecekmiş, tamam. Şimdi bu benim TÜBİTAK 22-19 yurt dışı doktora sonrası araştırma bursu programına başvurduğum bir proje önerisiydi. Bu proje önerisi kabul edildi geçen sene. 2020 yılı içerisinde ben gidecektim. Tam gideceğim esnada pandemi çıktı ve maalesef ertelendi. Şu anda 2022 yılı Şubat ayına kadar ertelenmiş durumda. Romanya'daki işlemler bir türlü gerçekleşmediği için yani bu süreçte gidilemedi. Onu baştan belirtmiş olayım. Bu projede Balkanlar'da Türkçe diğer dil. Yani bu tabii benim örneğimde Rumence olacak ama başka diller de olabilir. Ortaya çıkarmaya çalışan kapsamlı bir projedir. Projenin amacı Romanya özelinde yaklaşık olarak 600 yıldır burada yaşayan Türklerin dilinin hakim dil olan Rumence ile ilişkilerini Türkçe için en uygun yöntem olarak kabul edilen şu an için, tabii başka yöntemler de var ama kod kopyalama modeliyle ortaya koymaktır. Şimdi bu bildiride projenin tanıtımı yapılacak. Bunun için projenin özgün değeri, amaç ve hedefleri, yöntemi, proje yönetimi, yaygın etkisi ve kariyer geliştirme potansiyeli hakkında bilgi verilecektir zamanımız yettiği kadarıyla. Değerli dinleyiciler, katılımcılar, araştırma önerisinin özgün değeri hakkında şunları söyleyebilirim. Rumence-Türkçe dil ilişkileri adlı proje önerisi, Balkanlar'da Türkçe ve diğer dil ilişkilerini ortaya çıkarmaya çalışan ilk kapsamlı projedir. Bu proje Romanya üzerinde demin de söylemiştim. Burada 600 yıldır yaşayan Türklerin dilinin hakim dil Rumence olan ilişkilerini ortaya koymak ve bunun için de kopyalama yöntemini tercih etmektir. Bu projenin gerçekleşmesi halinde Romanya'da konuşulan Türkçe için eş zamanlı bir durum tespiti yapılmış olacaktır. Daha açıkçası dil ilişkileri sonucunda Türkçe'de meydana gelmiş olan değişikliklerin türleri, yani ses bilgisi, biçim bilgisi, söz dizimi, söz varlığı açısından ve boyutları bilimsel olarak ortaya konulmuş olacaktır. Bilimsel değerli farklılık ve yeniliği. Rumence-Türkçe dil ilişkileri adlı proje önerisi Türkiye'de görece az çalışılmış ki dil araştırmalar açısından baktığımızda, dil bilimi ve dil araştırmalar açısından baktığımızda ben YÖKTES tarama motorunu kullanarak baktığımda dil ilişkileri sayısı, yapılmış çalışma sayısı çok çok az. Yani onu geçmiyor yani. Bu çok çok az. Bir kısmı tarihsel metinler üzerinde yapılmıştır bunların zaten. Peki hangi eksikliğe gidileceği veya hangi soruna çözüm getireceği sorusuna şu cevap veriyoruz. Rumence-Türkçe dil ilişkileri adlı proje önerisi Balkanlar'da ilk kez Türkçe ve diğer dil ilişkileri ortaya çıkartacak ve bu konuda önemli bir eksikliği gidermiş olacaktır. Çünkü Türkçenin doğal yayılma alanıdır Balkanlar. Malum Osmanlı Devleti ya da İmparatorluğu her neyse Romanya'da 500 yıl kalıyor. İşte başka ülkelerde daha uzun yıllar kaldığını biliyoruz. Dolayısıyla Türkçenin doğal geliştiği, kök saldığı coğrafyadır bu coğrafya. İlgili alana ne gibi kuramsal, kavramsal veya yöntemsel olarak katkıda bulunacağı sorusuna bu proje eğer gerçekleşirse Türklük bilimine değil, yani Türkoloji değil, dil bilimi, iki dillilik, dil psikolojisi, toplum dil bilimi, siyaset ve etnoloji gibi farklı alanlara kapsamlı bir uygulama örneği olarak bilimsel katkıda bulunabilecektir. Benim kanım, intibam budur. Araştırma sorusu, Rumence-Türkçe dil ilişkileri konusu sonucunda alıcı dil olan Türkçe'de hangi dil birimleri ne oranda değişmiştir? Demin söylemiştim, ses bilgisi, biçim bilgisi, söz dizimi ve söz varlığı. Ki söz varlığı zaten demin de Erdoğan Hocam açıklamıştı. Bu Türkçe-Fransızca ilişkiler açısından bakıldığında en önemli şey, değişiklik söz varlığında oluyor doğal olarak. Kaldı ki Türkiye ile Fransa arasında bir sınır komşuluğu da yok ama kültürel komşulukla ilişkili belki daha çok bunlar. İkinci başlığımız, sorumuz, bu değişimin tespiti
Romanya'daki Türkçenin varlığının devamı ve dil politikalarının belirlenmesi açısından alana katkı sağlar mı? Yani bu iki soruyu soruyoruz biz. Önemli çünkü. Projenin amaç ve hedeflerine gelince, projenin iki amacı var. Birinci amacı, zaten baştan beri söyleye geldiğimiz, Rumence'den Türkçe yapılan kod kopyalamalarını tespit etmektir. Bunu biraz sonra ayrıntısını söyleyeceğim. İkincisi de Romanya'da şu ana kadar Türklerin konuştuğu ağız ya da gündelik dille ilgili yapılmış çalışmalar son derece hazır. Bir doktora tezi var, hatta o da bir köye ait ve onun dışında ufak tefek çalışmalar var. Şunu ifade edeyim, yani Romanya'da gündelik dil ya da ağız çalışmaları hemen hiç yok denecek kadar az. Bu eğer proje gerçekleşirse bu anlamda hacimli bir söz varlığı veya metin elde edilmiş olacaktır. Hedefine gelince Romanya'daki resmi rakamlara göre 27.689 Türk yaşamakta, bir o kadar da Kırım Türk yaşamakta. Bu rakamlar ne kadar doğrudur tabii bunu tartışacak değiliz ama Romanya'nın kendi resmi verileri bu doğrultuda. Dolayısıyla Rumence Türkçe dil ilişkilerine dayanan mevcut durumu bilimsel ortaya çıkarmak ve böylelikle muhtemel dil politikası, yani bu dil politikasının Türkiye açısından bakılabilir, Romanya açısından bakılabilir veya Romanya'da yaşayan Türkler açısından da bakılabilir bu politikaya, ne olacağına dair. Yönteme gelince, peki bu araştırmada nasıl bir yöntem kullanılacak? Tabii başlıca iki şey var. Birincisi veri toplama yöntemi. Veriyi nasıl toplayacağız? Veriler sözlü ve yazılı metinlerden oluşacak ama asıl olarak sözlü verilerden istifade edilecektir. Bunun da iki yolu var başlıca. Sahada derleme ve görüşme yöntemidir. Yani bizzat Türklerin, demin rakam söylemiştim, 26-27 bin civarında Türk yaşıyor Romanya'da. Ve bunları hangi şehirlerde yaşadıkları da belli zaten. Bizim araştırma evrenimiz ve yani örneklerimiz neredeyse tamamını kapsadığı için bütün köylere ya da yerleşim yerleri diyeyim, gidilerek buralardan derleme ve görüşme ya da soruşturma yapılacaktır. Bunun dışında yazılı veriler açısından bakıldığında Romanya'daki Türklerin, hatta Balkanlardaki Türkler için tamamen söyleyebiliriz, kullandıkları yazı dili Türkiye Türkçesi hemen hemen aynıdır. Yani ilginç bir şeydir. Bu pek bilmeyenler için dikkat çekici olabilir ama farklı yorum da yapılabilir bazen bilinmediği için. Evet, bugün Balkanlarda işte Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Makedonya gibi ülkelerde yaşayan Türklerin kullandığı dil Türkiye Türkçesi de aynıdır. Dolayısıyla bizim arayacağımız bilgiyi hemen hemen sunmamakta. Fakat ayrıntılı bir araştırma yapabilirsek yaptığımız takdirde belki kendi veri tabanımıza %5'lik bir katkı sağlanabilir burada. Veri çözümleme yöntemi, ki işin teknik tarafıdır burası. Deminden böyle söyleye geliyorum. Johansson'un kod kopyalama yöntemi kullanılacaktır. Bununla ilgili kısacık da bilgi vereceğim burada. Johansson'un kod kopyalama modelinde 3 farklı kopyalama türü vardır. Bunların ayrıntısına burada girmeyeceğim. Zaten bildirimiz yayınlandığında bunların çok teferruatı var. Geniş bir kaynakçayla. Genel kopyalar, seçilmiş kopyalar ve karışık kopyalar. Diğer taraftan Johansson'un kod kopyalama modelinde diğer önemli başlık da alıcı dilde kod kopyalamayı sınırlayan, yani iten veya çeken özendirici özellikler de vardır. Bunlar da alt başlıktan ayırarak şöyle söyleyebiliriz. Sınırlayıcı etkenler, bunlar iki alt başlığa ayrılıyor. Dayanıklılık skalası ve yapılılık etkenleri ve ikinci olarak da çekici etkenler. Şimdi proje yönetimine geldim. İş ve zaman çizelgesi 22-19 bu TÜBİTAK'ın doktora sonrası genel olarak bilim dünyasında postdoc olarak bilinen bu araştırmanın süresi 1 yıl oluyor. Ben de bunu buna göre ayarladım, buradaki iş ve zaman çizelgesini. Bir aylık dilimde Romanya'daki Türklerin yerleşim yerlerinin tespiti, yani sahayı tanıma, ülkeyi tanıma, daha sonra derlemelerin ve görüşmelerin yapılmasına 3 ay ayırdım. Ardından verilerin metinlerin yazıya aktarılması, yani elde ettiğimiz sözlü verilerin ve görüşme metinlerinin işlenmesi,
Yani verilerin bir anlamda işleme öncesine hazırlık hali, hazır hale getirilmesi ve son olarak da 4 aylık dilimde de demin de ifade ettiğim Johansson'un kod kopyalama yöntemiyle bu verilerin çözümlenmesi şeklindedir. Bir diğer başlığımız risk yönetimi. Tabii her projede muhtemel aksaklıklar, eksiklikler vesaire de mutlaka sunulması gerekiyor. Benim bu araştırmamda baktığımda şöyle 4 aşama var demiştim demin. Şu an itibariyle ki bir B planına ihtiyaç görülmüyor. Çünkü zaman şeyi var, yeterli zaman ve yöntem de belli. Bir de ortağım orada Ovidius Üniversitesi'nde aslen Türk olan Neriman Hanım da tabii doçent, onunla beraber çalışacağımız için muhtemel şeyleri, riskleri çok çabuk tolere edebileceğimizi düşünmekteyiz. Erdoğan Hocam, son 2 dakikamız. Hocam bitti. Tamam, hemen hemen ben o zaman bazı şeyleri atlayayım. Yaygın etkiye gelince zaten hemen hemen her projede olan yaygın etki, yani bu bir proje tamamlandığı takdirde bu proje kitabının yayınlanması, yine projeden bilimsel yayın dediğimiz belki bir makale, bir iki makale, belki bir iki bildiri sunulabilir. Seminer çalışması yapılabilir. Belki buradan yola çıkarak yapılan çalışmanın model teşkil etmesiyle başka başka çalışmalara ön ayak olması, lisans üstü tezlere bir kapı açması da beklenebilir. Burada ayrıntı var, ben bunları geçeyim. Tabii kariyer geliştirme potansiyel açısından bakıldığında da hem proje yapacak olan kişilerin kariyerine bir katkısı olacağı açıktır. Bir diğer taraftan yurt dışında bu tip projelere sıcak bakan veya özenen, öykünen diğer araştırmacılar için de bir etkili bir durum olacağı açıktır. Çünkü bizim Türkoloji'deki genel kanaatimiz ve yapmış olduğumuz çalışmalar genellikle yurt içinde kalıyor. Bunu yurt dışına taşımak önemli bir adım bence. Bunları söyleyebilirim. Burada ben daha çok madde saydım. Bunlar da bakılabilir. Ve kaynakçamı da buraya koydum. Uzunca bir kaynakça var. Sanıyorum herhalde tam süremin bitmeden konuşmamı bitirmiş oluyorum. Sayın Başkan ve değerli katılımcılar, beğendiğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Biz de Erdoğan Boz Hocama çok teşekkür ediyoruz. Tam sürenin bitiminde tamamlamış oldu bildirisini. Türkçenin diğer dillerle etkileşimi devam ediyor. 2 bildiride bu Türkçe ile başka diller arasındaki etkileşimi konuşmuştuk. Şimdi yine Almanca ile Türkçenin etkileşimi konusunda Doçent Doktor Hanım Zayrova bize Alman dilinde Türkçe kelimeler başlıklı bir bildiri sunacaktır. Buyurun Hoca Hanım. Evvela herkese selamlıyorum ve Türk Dil Kurumu'na bu güzel sempozyumu düzenlediğine göre minnettarlığımı bildiriyorum. Sesim geliyor mu? Duyamıyorum. Sesim geliyor mu? Geliyor. Sesiniz geliyor. Biraz daha yüksek sesle konuşursanız mümkünse. Bildirim Alman dilinde Türkçe kelimeler adlanır. Ben bunu paylaşmak isterdim. Slide şeklinde düzenlemişim. Ekranda görebilir misiniz? Henüz görünmüyor. Şimdi nasıl? Gelecek herhalde, görünecek, evet. Bildirim demeli. Türkçe, Alman dilinde Türkçe kelimeler adlanır.
Her zaman kültürel ve dilsel temaslar, etkiler, tarihsel gelişimin temel özellikleri arasındadır. Ticaret, fetih, sömürgeleştirme, migrasyon, daha sonra misyonerlik çabaları yoluyla insanlar birbiriyle temasa geçmişlerdir. Günümüzde mesafenin artık rol oynamadığı bir dönemde halkların karşılıklı kültürel ve dolayısıyla dilsel etkisi özellikle güçlüdür. Hal-hazırda İngiliz-Amerikan etkisi baskın olsa bile temelde tüm kültürel diller arasında bir alışveriş var. Yabancı kelimeler her zaman dilin kelime haznesinin önemli ve hatta vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Alman dili de dünyadaki diğer tüm diller gibi yabancı kelimeler olmadan geçinemez. Almanya'da, Almanca'da yabancı ve ödünç kelimeler. Yüzyıllar boyunca dillerin birbirine büyük etkisi olmuştur. 11-13. Yüzyıllarda Fransızcanın Alman saray şiirine, 15-16. Yüzyıllarda Almanya'nın İtalya ekonomisiyle yakın bağlantısı nedeniyle Alman dilinin İtalyanca'dan birçok kelimeyi ödünç alması, 17-18. Yüzyıllarda Fransızcanın etkisi, 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başlarında İngilizcenin, Doğu Almanya döneminde ise Rusçanın Almanca'ya büyük etkisi olmuş ve bu dillerden birçok sözler ödünç alınmıştır. Almanca'da Hindavropa dilleri kimi diğer dillerden ödünç alınmış kelimeler var ve bu dillerden biri Türkçedir. Alman dilindeki kelimeler Türkçeden tekrar tekrar doğrudan veya başka diller aracılığıyla ödünç alınmıştır. Duden'e göre yabancı kelime yabancı bir dilden alınan veya benimseyen dilde yabancı dilden kelime veya kelimelerin bir kısmıyla oluşan kelimedir. Kaynaklara göre Almanca'da resmi olarak Türk dilinden 158 ödünç kelime mevcuttur. Karl Heinz Best'in araştırmalarına esasen Alman yabancı sözlüğünün değerlendirmesi üzere Türkçe Almanca'daki ödünç kelimelere göre toplam 35 dilden 10. Duden etimolojik sözlüğüne göre ise 32 dilden 14. sırada gelir. Biz Almanca'dan Almanca'daki Türkizmleri bir tabloda göstermiştir. Bu tabloda ilk sütunda anahtar kelime, sonra Almanca uyarlanma yüzyılı kelimenin anlamı ve ödünç alma yolunun göstergesi olan Türkçe kelimeni tabloya almıştır. Best'in araştırmaları yabancı sözlüğüne göre grafiksel olarak şu şekilde gösterebiliriz. Şimdi ekranda görünür mü? Görünüyor, görünüyor. Tablodan göründüğü gibi yabancı sözlüğünde 60 bin kelime içerisine dahil edilen Türkçe, ödünç alınan Türkçe kelimeler 0.26% teşkil eder. Yabancı bir kelimenin benimsemesinin en önemli nedeni anlattığı şeyin benimsemesidir. Araştırmalarımız zamanı Alban yabancı sözlüğü, Duden etimolojik sözlüğü ve Duden universal sözlüğüne esasen Alman dilinde aşkar ettiğimiz 172 Türk kökenli ödünç kelimeni aşağıdaki konu alanları üzere incelemişiz. Tablodan göründüğü gibi burada müxtəlif konu alanlarında 21 konu alanı da Almanca'da Türkçe sözler ödünç alınmıştır. Bunu başka cür ikinci tabloda yani sözler olarak da böyle gösterebiliriz. Yani ben vaktinizi çok almak istemiyorum. Aracılıkla geçen kelimeler hem biz tablosunda hem de bayağı adlarını çektiğim sözlüklerde Türkçeden gelen çoğu zaman Türkçe aracılığıyla diğer doğu dillerden Arap, Fars, Urdu, Mongol, Tatar ve Avrupa dillerinden Latin, Yunan, Fransız, Çeh vesaire aracılığıyla Alman dilinde bütün ödünç kelimeler gösterilmiştir. Biz burada bir neçesini göstermek isterdik. Mesela aracılıkla geçen kelimelere derviş sözü, han,
Bunlar Türkçe vasitəsi, Türkçədən Fars dilinə, Fars dilindən də Alman dilinə keçmiş və yaxud Xan sözü Türkçədən Mongolcaya, Mongolcadan Alman dilinə keçmiş. Eyni zamanda əksinə kafeteriya sözü Amerikan, İspan, İtalyan dillərindən Türkçəyə, Türkçə vasitəsilə Almancaya keçmişdir. Türkçədən Almancaya keçən kəlmələri inceləyərkən Almanca universal sözlükdə Türk ismi və Türkən feilinə də rastladı ki, bu kəlmələrin də etimolojik bir bakış adısı ilə incələməyi münasib hesab etdik. Türkən sözü bəzən Almancada wir hatten Hunger und beschlossen zum Türken zu gehen. Burada Türk kəlməsi əslində Türk lokantası anlamına gəlir. Yəni açdıq və Türkə getməyə karar verdik. Açdıq və bir Türk lokantasına getməyə karar verdik. O da einen Türken bauen, o da einen Türken stellen. Yenə də burada Türk kəlməsindən istifadə olunur. Bir Türk inşa etmək, yerləşdirmək. Anlamı gerçək kimi qandırmaq, gerçək olaraq sunmaq amacıyla mənasını verir. Televizyon və radioda isə digər bir mənada mənası da var. Die Szene war eine Türke. Səhnə Türkiyədir. Anlamı gerçəkdə bir reproduksiyon qaydı idi. Lakin bir belgesel qaydı kimi sunuldu. Almancada Türk kəlməsindən yaranmış Türkən fiili də Duden'ə görə günlük farklı anlamlarda kullanılır. Konuşma dilində genellikle ayrımcı olarak algılanır. Ein Interview Türken, röportajı təhrif etmək. O da Getürkdə Autounfälle, saxta araba kazaları. Örneklerden görüldüyü kimi Türkən fiili səhtəkarlık etmək, təhrif etmək anlamında kullanılır. Duden'ə görə Türkçe kəlməsi varsayılan bir düşmənə qarşı mücadilə tətbiqatı kimi də anlama gəlir. Avusturya Macaristan monarşisində Türk işgalindən qorxaraq alınan dövlət önləmi anlamında kullanılır. Oxford İngilizce sözlüyündə isə Türk kəlməsi 1569-cu yıldan bəri atış praktiki yapılacak bir insan figürü olarak tanımlanır. Atıcılık praktiki yapmak için hedef olarak kullanılan kartondan düzeltilen Avropa ordularının düşman imajını belirten insan figürü Türk adlandırılmaktaydı ki bunu biz Paytaxt Abdülhamid dizisinde de böyle bir sahne gösterilir. Türkçe kelimelerin Almanca'ya geçmesinin nedenlerinden biri İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra öten yüzyılın 60-70. Yıllarından Türk işçilerinin Almanya'ya köç etmeleriyle alakadardır. Bu özellikle Alman gençleri arasında yaygındır. Gençler arasındaki sinizmle daha fazla kullanılır. Tədqiqatçılar bu sinizmleri dört grupta inceleyir. Bağışçı bir kültürün gençlik kültürel prestiji, popüler tətil yerleri, ilginç müziklerin olduğu kültürler, ki coğrafi olarak belirlenen dil teması, her gencin dili kendisini Almanya'da dilsel olarak sınırlanmak için kendi dilsel ve kültürel komşularını kullanır. Üç gruba özel dil teması ve farklı etnik köküne sahip gençlerle boş zaman teması, karşıt etnik grupta dostluk ve dayanışma işareti olarak kullanılan yabancı dil unsurlarının benimsenmesine yol açabilir. Mesela salamlaşma, müracaat gibi. Və yatay hərəkətlilik, bireysel turizm və ya yurt dışında qalma. Bu, əsasən, öğrenciler arasında yayılmışdır ki, yəni universitetlərdə bir iki semestr yurt dışında qalma. Qruplardan ikinci və üçüncü qruplar üçün ödənç kəlmələr daha fazladır. Alman gəncləri yabancı gənclərin tələffüs və cümlə oluşumunu gedərək daha fazla benimsiyor və sıklıkla Türkçə və Arapça kəlmələri kullanıyor. Məsələn, Türk dilində olan moruk, lan, hadi, ayran, köftə kimi sözlər Alman gənclərinin, xüsusilə Türklər çox olan bölgələrdə bu kelimeler Alman gençleri arasında
çok kullanılan kelimelerdir. Almanların farklı halklarla kültürel, tarihi ve coğrafi bağları Alman dili üzerinde izler bırakmıştır. Bu izler Alman dilinin söz hazinesine de etkisini göstermiştir. Yekun olarak bunu demek isterdim ki, Duden 2003. ilde yayınlanan Universal Sözlüğü, 250 bin 2010. ilde yayınlanan Alman yabancı sözlüğü 60 bin kelimeyi içermektedir. Bu kelimelerin 172'si Türkçeden ödünç kelimedir. Alman kelime hazinesindeki Türkçe kelimelerin payı Universal Sözlüğü'ye göre 0.06, Alman yabancı sözlüğüne göre ise 0.28%'dir. Günümüz Almancasında Türkçeden ödünç kelimelere daha çok gençler dilinde rastlanmaktadır. Bu kadar. Teşekkür ederim. Biz de Hanım Zahirova'ya çok teşekkür ediyoruz. Daha önce daha çok bu Türk dili araştırmacıları başka dillerden Türkçe'ye giren kelimeleri ve Türkçe'ye tesiri başka dillerin üzerinde durmuşlardı. Daha çok Türkiye Türkologları. Hanım Zaharova Hoca Hanım Efendi, Türkçenin Almanca üzerinde etkisi üzerinde durdu. Teşekkür ediyoruz. Son konuşmacımız, bu oturumun son konuşmacısı Doktor Leyla Babatürk. Leyla Hanım'ın bildirisinin başlığı, Dedem Korkut Kitabı adlı eserin Rusça çevirisindeki anlam kayıpları üzerine olacak. Leyla Hoca Hanım, buyurun. Değerli oturum başkanım, değerli katılımcılarım, hepinize Kırgızistan'dan, Orta Asya'dan saygıyla selamlıyorum. Benim bildirimin adını az önce sayın moderatörüm söyledi. Vaktinizi çok almamaya çalışacağım. Kısaca ekranımı paylaşıyorum ve hemen özetleyerek anlatmak istiyorum. Yani bildiğiniz gibi Dedem Korkut kitabı Türkçenin emsalsiz bir edebi eseridir. Farklı dillere çevrilmiştir. Üzerinde bir sürü çalışma, bilimsel çalışma yapılmıştır ki Rus Türkolojisinde o kadar çok üzerinde çalışma yapılmış ki hatta bir akım bile oluştu. Korkutavedenie, Korkut bilimi, yani Türkçe böyle çevrilir. Korkut bilimciler bile ortaya çıktı. Fakat buna rağmen Dedem Korkut kitabı tam 100 yıl önce Rusça'ya çevrilmiş, Bartol tarafından çevrilmiş ve o Rusça çevirisi hala güncelliğini korumaktadır. Şimdi belki sormak istersiniz neden çeviri? Ben mütercim tercümanlık Rusça Türkçe bölümünde görev yapıyorum. Bu yüzden daha çok çeviri bilim, çevirilerle ilgileniyorum. Ve böyle bir ilgimi çekti. Çünkü Rusça çevirisini alıp da okuduğunda bir takım soru işaretleri oluşuyor. Yani Rus bir okur çeviriyi okuduğunda bir sürü yer anlaması mümkün değil. Biz onları tespit etmeye çalıştık. Bir saniye. Evet. İlk önce yani nüshaları var. Hepinizin bildiği zaten şeylerdir. Onları tekrar etmek istemiyorum. İşte Diz 1815'te onu buldu. Ondan sonra çalıştı. Ondan sonra Diz'den sonra Dedem Korkut kitabı üzerinde çalışan Nordlik'te ama çevirmeye çalıştı. İstinsah etmiş ama metnin bir sürü yerini anlamadığı için yayınlamaktan vazgeçmişti. Bu yüzden 1891'de ve 92'deyken daha Bartol öğrenciyken bütün notlarını Bartol'da aktarıyor ve Bartol ömür boyunca bu eser üzerinde çalışıyor. İstinsah ediyor, çevirmeye çalışıyor ve böylece 1894 yılları arasında ilk dört hikayesini yayımlıyor Bartol. Yani metin ve Rusça çevirisini yayımlıyor. Rusça çevirisini Bartol 1922 yılında bitirdi ama
yayınlanmamış ne yazık ki onun çevirisi ve ölümünden sonra ilk yayını, Rusça yayını 1950 yılında Azerbaycan'da olmuştur. Eseri çeviri metnin üzerinde Araslı ve Tahmasip bir takım düzeltmeler yaptılar. Ve bu ilk Rusça çevirisi Bakü'de yayınlandı. Ama Bakü'de yayınlanan bu Rusça varyantı pek bilim dünyasında pek tanınmamıştır. Bundan sonra Bartold'un çevirisi 1962 yılında Jermunski ve Kononov tarafından hazırlanmış. Hatta yayınlanan kitapta ki bütün dipnotlar, açıklamalar Kononov tarafından hazırlandı. Eklemeler, bazı düzeltmeler yapıldı. Çünkü Bartold'un bir takım yanlış okuduğu, yanlış anladığı ve yorumladığı yerler vardı. Kononov onu düzeltmeye çalıştı ama yine de dikkat çeken husus şu. Yani metin, çeviri metni Bartold'un çevirdiği gibi yayımlanıyor. Herhangi bir düzeltme yapılmaksızın. Çeviri, birazcık bahsedeyim. Çeviri yani hem dil bilişsel bir süreç, bir taraftan da bir iletişim sürecidir. Çevirim bilimciler, daha doğrusu mütercimler ve tercümanlar iki gruba ayrılır. Birileri kaynak metne, yani orijinal metne bağlı kalmaya çalışanlar. İkincisi daha çok anlam aktarmaya çalışanlardır. Bartold daha çok kaynak metnin, yani orijinal metnin yapısını korumaya çalışmış. Ve dolayısıyla en büyük Rusça çevirisinin sıkıntısı kelimelerin, ifadelerin, deyimlerin vesairenin kelime kelimesine çevrilmesi olmuştur. Ki çeviride özellikle deyimler, özellikle ekstra anlam içeren kelimeler, ifadeler kelime kelimesine çevrilmez. Çünkü alıcı kültürdeki okur için kelime yığınından başka hiçbir şey ifade etmez. Biz tespit ettiğimiz anlam kayıpları zaten bu yüzden çıkıyor. Yani tercümanın bir şey yanlış algıladığı ya da yanlış yorumladığı dığından dolayı ortaya çıkan bir boşluklar. Biz şu başlıklar altında toplamaya çalıştık. İşte gelenek göreneklerle ilgili, günlük hayatla ilgili kavramlar, dini kavramlar, deyimler, hatta sözleri kalıp sözler, hitaplar, duyguları ifade eden kelimeler, ölçü birimleri ve rakamlar diye başlıklar altında inceledik. Her kültürün olmazsa olmazı gelenek görenekler ve dikkat ederseniz yani bütün tespit edilen anlam kayıpları Türk kültürüyle ilgili. Yani Türk kültürü mensubu için bunlar bir kayıp olarak görünmez. Çünkü Türk kültürü mensubunun zaten arka plan bilgileri var. Yani kültüre dahil bilgisi var. Ama Rus okurunun bununla ilgili bir arka plan bilgi olmadığı için yani doğru algılaması ve doğru anlaması mümkün değil yani metnin. Mesela birkaç tane örnek göstereyim. Birinin elini öpmek. Yani Türk kültürünün büyüklere saygı gösterirken elini öpüp de alnına götürmek bir adet var. Rusça'ya sadece elini öpmek anlamına çevrildi. Ruslar da elini öper. Ama bu şekilde değil. Yani bu büyüklere saygı falan anlamazlar. Mesela alnından gözünden öpmek var. Bu da yani insana, diğer insana ne kadar çok değer verdiğini gösteriyor. Böyle düz çevrildiği için ya da atının kuyruğunu kesmek, sahibi öldükten sonra atının kuyruğu kesilirmiş. Direkt çevrildiği zaman yani bir açıklamada yapılmaksızın okur anlayamıyor. Sadece okuyor, tamam atının şeyini, kuyruğunu kestiler ama neden kestiler, niye şey yaptılar? Ya da mesela toy kelimesi pir olarak, yani Rusça'da pir kelimesi yani yeme içme anlamında anlaşılır. Türkçedeki gibi toy anlamını veremediler. Çünkü eskiden toy
dayanışma, aslında bir idari sistemin, Türk topluluklarında idari sistemin bir göstergesi TOY kelimesi. Yani bunun gibi bir takım örnekler var. Günlük hayatıyla ilgili kavramlar çok ilginç. Çeviride bazı kavramlar transkripsiyon ya da transliterasyon yoluyla metne kazandırılmış. Ve metni okurken mesela bir Türkolog onu kolayca anlar. Yiğit mesela cigit olarak aynen öyle alındı. Ya da mesela beylik bekstva, yani sadece Rus gramerine uygun olarak alınmış. Yani ya da el, halk anlamındaki el, Rusça'da olduğu gibi el yazıyor. Bu bir Türkolog ya da Türk kültürüyle tanışmış olan birisi gayet normal algılar. Ama başka okullar bunu kesinlikle anlamazlar. Yani bir doğru çağrışımların yapılması için mutlaka açıklanması gerekiyor. Bazı kavramlar da günlük hayatla ilgili olanlar. Rusça'daki eş değer sayılabilecek kelimelerle çevrildi ama bu sefer metnin ulusal özellikleri yok oluyor. Mesela börk, şapka olarak çevrildi. Cübbe mesela kürk olarak çevrildi vesaire. Ya da gömeç, ekmek sıradaki. Yani bu tür çeviri stratejisi metnin doğru algılanmasını engellemez ama ekstra ulusal anlamlar kayboluyor bu sefer. Dini kavramlar zaten ayrıca bir ayrı büyük bir grup oluşturmaktadır. Bilindiği gibi yani Türk toplulukları işte hele eser yazıldığı zaman Müslümanlar bahsedildiği zaman işte sefere çıkmadan önce abdest alırlar, namaz kılarlar ve bu yüzden metinde o kadar çok dini terim çıkıyor ki Bartolt onu bazılarını Rusça karşılığıyla vermeye çalıştı ama arasında böyle eş değer anlam açısından eş değer bulmak için yani aslında sadece temel dini kavramların karşılıkları bulunabilir. Leyla Hoca Hanım, özür diliyorum size. Şu soruyu sorayım da biraz daha netlesin şeylerimiz, bilgilerimiz. Bartolt 1922'de çevirdi dediniz. Evet. Bildirinizin başında da Rusça'ya Dede Korkut çok çevrildi. Evet. Dolayısıyla bu bilgileri siz Bartolt'a dayanarak 1922'ye dayanarak mı söylüyorsunuz? Daha sonraki çevirilerle de karşılaştırdınız mı? Bartolt'un çevirisi üzerinde yapılan araştırma Rusça çevirisi Bartolt'un çevirisidir. Çünkü hala güncelliğini korumaktadır. Türkçe'ye uyarlamalarını hepsine baktık ama en son 2017'de yayınlanmış Mustafa Kaçalı'nın çalışmasını esas aldık. Çünkü bütün yapılan çalışmalar, Dede Korkut, yani Türkçe yapılmış, yabancı dilde yapılmış çalışmalar, o eserin kaynakçasını oluşturmaktadır. Biz bundan yola çıkarak, yani temel araştırma şeyimiz Bartolt'un çevirisi ve Bartolt'un çevirisinin yanında yapılan açıklamalar. Yani Bartolt'tan sonra yapılan çevirilerde de aynen Rusça çeviri korunuyor mu? Bartolt'un Rusça çevirisi muhafaza mı ediliyor? Evet, muhafaza ediliyor. Ve daha sonra mesela yazılan makalelerde hepsinde filolojik açıdan çok iyi çevirinin olduğunu, yani bu yüzden yeniden çevirmek gerekmediği gibi bir görüş var. Peki, teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bazı mesela devam ediyorum. Dini kavramlar transkripsiyon yoluyla, yani Türk kaynak metnindeki olduğu gibi çeviri metne kazandırılmış. Mesela kafir, gavur anlamında ya da hutbe falan. Ama Rus okuru, bir daha söylüyorum, yani başka bir din mensubu bunları okurken, yani bir açıklama yapılmazsa bunu doğru algılamaz ya da en güzel örnek metinde Müslümanlıkla ilgili bir takım özel isimlerin geçmesi, mesela
Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatma. Ve bunların arasında sadece Hızır, Arafat ve Zülfikar'ın açıklanması yapılmıştır yani. Diğerleri normal bir isim olarak çevrildi ve Rus okuru için mesela Hazreti Ayşe, Hazreti Fatma gibi bir şey çağrışım yapmaz. Çünkü arka plan bilgileri yoktur Müslümanlıkla ilgili. Bu yüzden bizce her böyle isimden sonra bir açıklama yani dipnot düşmek gerekmektedir. Bazı dini kavramlar Bartolt başka kelimeler yani Rus kelimeleri kullanarak açıklamaya çalışmıştır. Mesela şehadet getirmek onu Rusçadaki din simgesini ifade eden bir şeyler söyledi. Yani onu açıklayamıyor. Mesela şey açıklayabilirdik, yani açıklama yapılabilirdi. Arapça şey, ondan sonra Rusça'ya tercümesi ve neden yapıldığını da. Mesela ekstra bilgi verilebilir Rus okura. Deyimler en büyük grup ve ortak özelliği hepsinin kelime kelimesine çevrilmiş olması. Bu da Bartold'un kaynak metni orijinalliğini koruma çabasından muhtemelen ondandır. Ama mesela parantez içinde ya da yine de dipnot içinde deyimlerin ne anlama geldiği de verilseydi. Çünkü yabancı dildeki yani Rus okuru için kelime kelimesine çevrilmiş bir deyim kelime yığınından başka hiçbir şey değil. Yani o kelimenin grubundan bir anlam çıkaramıyor. Aynı şekilde mesela ben şimdi Rusça bir deyim size Türkçe'ye direkt kelime kelimesine aktarsam mesela ya şimdi aklıma gelmiyor ama yani hiçbir şey anlaşılmaz. Geçen sene bir lisans tezi yaptırdım bu konu üzerinde. İnşallah bu senede atasözlerin çevirisiyle ilgili bir lisans tezi hazırlatmak istiyorum. Atasözler, kalıp Leyla sözler. Hanım süremiz bitti. Evet. Hocam, tartışmaya hemen geçeceğiz. Belki sorular olacak hocalarımızın. Dolayısıyla burada tamamlayabilirsek memnun olurum. Atasözler de genellikle kelime kelimesi çevrilmiş. Hatta bazı atasözlerin muhtemelen yanlış okunuşundan dolayı yanlış yorumlandığı tespit edilmiştir. Mesela geyin gıcırdısından, atın çağırmasından Rusça'da et büyük ihtimalle okunduğu için etin iyi ise pişmesinden olarak çevrilmiş yani gibi şeyler. Hitaplar. Hitaplar kelime olduğu gibi çevrildi ama hitap kültürü şöyle söyleyeyim. Türklerin ve Rusların hitap kültürü oldukça farklıdır. Yani neden böyle hitap edildiğini de açıklamak gerekir. Ölçü birimlerinde de biraz tutarsızlıklar var. Sonuca geçiyorum. Yani iki farklı dilin kültürel özellikleri, söz varlığı, lingüistik özellikleri hepsini çeviriyi çok etkilemektedir. Bu yüzden anlam kayıplarının yaşanmaması mümkün değil. Ama onları önleyebiliriz. Açıklayarak daha çok okura uyar doğru okura göre uyarlayarak metni onu daha güzel bir şekilde çevrilebilir diye düşünüyorum. Üstelik mesela neden öyle bir şey istiyorum? Çünkü Türkiye'de nasıl Rus klasikleri okunuyorsa Rusya'da da Türk klasikleri çok güzel bir şekilde sadece bilim insanları tarafından değil sıradan insanlar tarafından da okunsun istiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Peki. Leyla Hanım'a da biz teşekkür ediyoruz. Evet saygıdeğer hocalarım, dört konuşmacımız bildirilerini sundular. Bu arada hocalarımıza soru sormak isteyen diğer tebliğci hocalarımızdan varsa isim belirterek sorabiliriz.
Buyurun. Soru sormak isteyen hocamız var mı? Bildirilerle ilgili. Hocam ben kimse sormuyorsa ben Erdoğan Uygur hocama soru sormak istiyorum. Buyur. Çeviri bilimle ilgilendiğim için dikkatimi çekti hocam sizin bildiriniz. Yani Türkçe'ye girmiş bir sürü Fransızca kelimelerden bahsettiniz. Rusça'ya da aynı şekilde bir sürü kelime girmiş ve çeviri açısından yalancı eşdeğerlik sorunu var. Acaba bana Türkçe'ye girmiş Fransızca kelimelerin anlamlarını açıklayan bir kaynak önerebilir misiniz? Yani çünkü böyle bir çalışma yaptırıyoruz öğrencilere. Kaynak bulmada sıkıntı yaşıyoruz. Yani Türkçe'ye girmiş Fransızca kelimelerin anlamları ile ilgili kaynak. Evet. Evet, teşekkür ediyorum Leyla Hanım. Şimdi dönemin lingua francası olması hasebiyle Fransızca sadece Türkçe'ye değil, hanım hocamızın Almanca ile ilgili bildirisinde Almanca'ya da kelime vermiştir ve Rusça'ya da çok sayıda kelime vermiştir Fransızca. Fakat şunu söyleyeyim, Türkçe'ye geçen bu kelimelerde yalancı eşdeğerlik yok. Yani birebir karşılıkları birebir olarak sözlüklerde yer alıyor. Türk Dil Kurumu'nun internet ortamındaki sözlüğüne de müracaat ettiğinizde o karşılıkları birebir görürsünüz. Yani bir anlam kayması veya herhangi bir şey başka mecazi anlamlar içermesi söz konusu değil. Evet. Teşekkür ederim. Yani bu konuda da zaten yalancı eşdeğerliklerle ilgili Fransızca Türkçe arasında bir çalışmanın varlığını ben bilmiyorum. Yani çünkü öyle bir durum söz konusu değil. Teşekkür ederim. Peki. Yani profesör denildiği zaman Fransızca'daki profesör anlamıyla Türkçe'deki profesör anlamı aynı şekilde. Film denildiği zaman aynı. Artist, aktör gibi kelimeler aynı anlamla geçmiş Türkçe'ye. Dekan da aynı mı Erdoğan hocam? Dekan. Dekan da aynı mı? Dekan. Dekan? Evet. Tabii evet. Yani şöyle... Dekan aslında Almanca hocam. Öyle mi? Orada evet. Almanca. Size Fransızcadan girmemiş mi Erdoğan? Yok. Ben öyle biliyorum. Hanım hocamız belki buna cevap verebilir. Ben dekanın Almancadan geçtiğini zannediyorum. Peki. Almanca. Doçent de öyle. Doçent de Almancadan. Peki. Başka soru sormak isteyen hocalarımıza? Şunu söyleyebilirim hocam. Benim söylemek istediğim bir paragraflık bir bilgi eksik kaldı. Onu da şöyle sizinle paylaşarak, göstererek anlatmak istiyorum. Şurada bazı atasözleriyle ilgili Fransızcanın etkisi de hissediliyor. Birebir alıntılar çünkü bunlar. Kelimeler ve anlamları aynı, birebir örtüşüyor. Bunlar neler mesela? Söz gümüşse sükut altındır. Cümlenin yapısı, kullanılan, bunu ifade etmek için kullanılan kelimeler birebir aynı. Si la parole est d'argent, söz gümüş ise le silence est d'or, sessizlik altındır. Yani sükut altındır şeklinde. Sonra rüzgar eken fırtına biçer. Bu atasözü de olduğu gibi örtüşüyor her şeyiyle. Havlayan köpek ısırmaz, affınıza sığınıyorum. Le chien qui aboie ne mord pas. Birebir örtüşüyor.
Yani bu hangi dilden hangi dile geçti? Bunlar doğrusu çok net, çok açık değil ama büyük ihtimal Fransızcadan Türkçe'ye geçtiği şeklinde bir düşünce var. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ateşsiz duman yoktur anlamında. Kedinin bulunmadığı yerde fareler cirit atar. Bu Fransızcadan geçmiş gibi görünüyor doğrudan. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Kedinin olmadığı zaman fareler dans eder, cirit atar, oynar anlamında. İt ürür, kervan yürür. Le chien aboie, la caravane passe. İt havlar, ürür, kervan geçer gider anlamında. Son gülen iyi güler. Son gülecek olan iyi gülecek anlamında Fransızcadaki anlamı. Bu da son söyleyeceğim atasözü de Fransızcadan alınmış gibi görünüyor. Belirgin bir şekilde. Bugün bir yumurtayı çalan yarın bir öküzü çalabilir. Bu da birebir örtüşüyor. Qui prend un œuf, bir yumurta alan peut prendre un bœuf, bir öküz alabilir. Çalmak anlamında kullanılmış burada. Bu şekilde yani sadece kelime, deyim değil, atasözlerine kadar varan bir etki söz konusu. Fransız kültürüyle, Fransız diliyle ilişkili olarak. Evet, ben bunları söyleyebilirim hocam. Sorularınız varsa. Hocam teşekkür ederiz. Yapmandırmaya çalışırım. Evet. Aslı hocam, ben de bir katkıda bulunmak istiyorum izniniz olursa. Buyurun Belgin Hanım, buyurun. Estağfurullah, teşekkür ederim hocam. Ben de ölçünde dilimizin söz varlığı Türkçe sözlük, söz varlığını içeren Türkçe sözlükte yabancı dillerden alınan kelimelerin sıralaması ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Tabii ilk sırada Arapça kelimeler var. 6500 kelime civarında ilk sırada Arapça. İkinci sırada Erdoğan Uygur hocamızın da söylediği gibi 5500 de Fransızca geliyor. Rumence'den kelime geçmemiş Erdoğan Baz hocam Türkçe sözlüğü ama Almanca 105 kelimeyle 7. sırada yer alıyor. Böyle de bir kısa bilgiyi sizlere aktarmış olayım. 3. sırada Farsça var. Arapça, Fransızca, Farsça diye devam ediyor sıralama. Peki, çok teşekkür ederiz Belgin Hanım. Aydınlatıcı oldu. Sağ olun. Evet. Oturumun genel konularıyla ilgili küçücük bir bilgi. Tabii. İyi oldu. Ben hemen mesela aklıma ilk gelen Arapçadan sonra Farsçadan mı çok kelime geçiyor Türkçe'ye falan diye düşünürken. Evet. Arapça, evet. Tabii Erdoğan hocam da konuşmasını sunarken bir şüphelenmiştim. Herhalde dedim Arapçadan sonra Fransızcadan biz çok kelime aldık hocam, diye. Doğrusu şimdi, ben de öyle zannediyordum. Evet. Yani Fransızca, Farsça arasında tereddüt ediyordum ama. Arada bayağı fark var hocam. Evet, Fransızca 5500, Farsça 1300 küsür. Evet, bayağı fark varmış. Evet. Bizde hatta İngilizceyi hiç düşünemezsiniz. Mesela 500 küsür kelime var. Ölçünlü dilde elbette. Tabii. Tabii. Hocam Rusçayı sorsam. Rusça aslında evet, Rusça da sıralama kaçıncı sırada bilmiyorum ama 39-40 kelime var hatırladığım kadarıyla. Epeyce yani. Geride Rusçadan evet. Geçen kelimeler. Evet. Leyla Hoca Hanım, ben hala bu Dede Korkut'ta takıldım. Rusya'da o kadar hocam. Çok araştırma olduğu halde 1922 yılında yapılan çevirinin sürdürülmesi, aynen alınması bana biraz garip geldi ama o kadar çok çalışma olduğu halde kaç sene önce yayınlanmış uzun süre sonra yeni çalışmalar da olduğu halde Bartold'un çevirisine katkı yapmaması. Büyük Türkologlar var çünkü yani Rusya'da. Bana bir hayli garip geldi ama ben tabii Rusça üzerinde yapılan Dede Korkut çalışmalarını bilmediğim için Türkiye'deki yayınları takip ediyoruz. Biraz şeye geldi. Büyük evet, bir, tabii hem biraz tarihçi hem Türkolog Bartold Köprülü'nün falan çok saygı duyduğu bir büyük bilim adamı. Tabii ki o dönemde yeni çeviriler yapıldığı için Rusça'ya Dede Korkut'tan
yanlışlar, hatalar olacak ama yeni çevirmenler bu hataları nasıl sürdürüyorlar, ona bir cevap bulamıyorum zihnimde. Hocam ben şunu söylemek istiyorum. Yani doğru demişsiniz. Yani en büyük ustad olarak biliniyor Barton. Çeviri 22'de bitti ama 62'de ancak yayınlandı. Bir de Orta Asya'da, Rusya'da böyle bir eğilim söz konusu. Yani ustad yapmışken hep onun örnek alarak şey yapılır. Yeni çalışmalar nasıl diyeyim? Yani kimse, yani bu benim şahsi görüşüm. Yani yeniden çevirip de bilimsel açıdan çevirip de ortaya koyan yok. Yayımlanıyor. Yeni tarihli yayınlar var. Mesela 90'lı, 2000'li ama hep Bartold'un çevirisi. Anladım. Yapılan çalışmalar da daha çok eserin edebi özellikleriyle ilgili, işte deyimleri daha çok anlam üzerinde. Mesela Jirmunski'nin bir makalesi var. Hocalarım, 120 sayfalık hocam. Hocalarım özür diliyorum. Vaktimiz tamamlandı. Oturumumuzu kapatmamız gerekiyor. Peki. Teşekkür ederim. Tamam. Biz teşekkür hocam, ederiz. Gerçekten hepsini çevirmek istiyorum da vaktim yok. Peki. İnşallah sırada planım var. İnşallah. Evet, ben bütün katılımcı hocalarımıza teşekkür ediyorum bu güzel bildirileri için. Hepinize iyi günler diliyorum. Sempozyumumuzun da faydalı olmasını diliyorum, temenni ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Saygısız teşekkürler.